bana bir söyleyin. Yok. Yok. Yani ben bu seçimde bir İzmirli olarak İzmirce düşündüğüm zaman partilerin bütün adaylarının, bak İzmir şey iktidar ya da şey demiyorum, beyefendilerin şeyinde siyaset ön planda, Türkiye siyaseti ön planda, ama İzmir, ha şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyi papağan gibi tekrarlarlar. Ama Adnan Menderes'i yaptık demesinler. 87 bak. Not al. Yani onu sana da söyle. Yok öyle değil de. Tamam. Onların yaptıkları dış terminal. Ona biz yani bakmıştık. 1987 ben bile doğmamışım daha diye ben. Yani o öyle değil yani. Bu arada o videoları şimdi isimlerini söylemeyeyim. Yayından sonra konuşuruz. Bazı ulusal kanalların ve özellikle CHP'yi de destekleyen bazı kanalların İzmir mitinginin başlangıcı Temel Karamollaoğlu ile başlıyor bu arada. Şey yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yok. Şimdi, neden biliyorum? Ben izleyemedim. Dedi ben ki, biliyorum. Yayına girmeden önce. Ben biliyorum. İzleyeyim dedim bulamadım. Ben biliyorum. Yok konuşması hiçbir yerde. Ben biliyorum. Ben bu stüdyoda kaç defa söyledim. İzmir medyasının bir İstanbul tahakkümü altında olduğunu. İzmir şu anda her yönüyle bir İstanbul işgaliyle karşı karşıyadır. Keşke 10,5 saate çıksaydı, 3,5 saate inmeseydi otoyol. Bak ben iki günlüğüne işte Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Menemen, Ali'ye dolaştım. Yani bazı noktalarda sinirlerim çok bozuldu. Yani resmen İstanbul sermayesi işgali altındayız ya. Her yönüyle. Şimdi bu şu seçimi atlatalım Ayşegül. Seçim bir gitsin. Sen de bunu unutma. Hakan Bey de Tunç Bey de kafasına bir koysun. Seninle seçimden sonra konu sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yansımaları diye bir yayın yapalım. Çünkü CHP Genel Merkezi'nde de bazı kısa devreler var. Gelecek sene Büyükşehir Belediye seçimleri var. Bazı ilçe belediye başkanlarının dansözlükleri var. Bazı milletvekili adayı olmuş, olamamış, etki çevrelerini harekete geçirmeler var. Bazı enteresan şeyler var. Bunlar bana geliyor. Ha, Büyükşehir Belediyesi'nin içinde de bazı ilginç tipler var. Onları biz şu seçim geçsin. Tamam. Bu arada siz konuşmanın başında dediğiniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği bazı sözler var ki tepkilere neden oluyor. Hı hı. Dün Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde de özellikle siyasi darbe girişimi olarak ifade ettiği 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir sözü üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir değerlendirmesi olmuştu. O dikkatimi çekti. Evet. Diyorlar ki biz kaybedersek darbe olur. Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız. Bu ülkede seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak. Bu açıklama diyor. Bana diyor böyle bir ifade doğuruyor. Böyle tehditvari konuşmaları artık bu millet diyor dinlemez. Bu ne demek? Size ya aslında ben Sayın İçişleri Bakanı'nın adını da geçirmek istemiyorum. Ya daha yeni bitirdim Barış Pehlivan'la Terkoğlu'nun SS kitabını. Yani o kitabı okuduktan sonra zaten sinirlerim bozuldu ama boşuna demiyorum. Yani Allah güldürsün bunları ya. Vallahi billahi. Seçim kararını kim aldı? Ben değil. 14 Mayıs seçim kararını kim aldı? Kemal Kılıçdaroğlu mu aldı? Kendiler aldı ya. Ana Süleyman Soylu bundan da mı haberi yok? Tamam. Hayatında hiçbir güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı oldu ama yani bu çevresinde danışmanları da yok mu bu adamcağızın ya? Ya Sayın Bakan bak seçim kararı şöyle alınır. İşte meclisten geçer, Yüksek Seçim Kurulu onaylar falan demem.